Aslanım benim, aslanım. Allah nurunu artırsın. Allah cennette kardeş etsin inşallah. İnşallah. Evet, dinliyorum. İnsanlar neden acımasız? Güzel yüzlüm, nurlum, yakışıklım. Allah sana uzun ömür versin. Allah nurunu daha da artırsın. Şu an Deccal hakimiyeti var. Deccal hakimiyetini daha da genişletti. Son zamanlar olduğu için çok azgın oluyor. Bediüzzaman diyor ki, 4 devreyi istibdadı vardır diyor. 4 devresi. Bu 3 devresinin geçtiğini görüyoruz. Bu 4. devresi. En azgın ve son devresi artık, yani ölüm devresi. Durumu muhafaza çalışıyor. Yani debeleniyor. Debelendiği devir. O yüzden insanlara böyle egoist, bencil, sevgisiz, merhametsiz ve azgın yaptı. Özellikle basın ve televizyona, birçok yerlere falan, hepsi olmasa da bazı yerlere böyle kendi kaşar elemanlarını yerleştirdi. Böyle sevgisiz, merhametsiz, azgın, gözü dönmüş adamlarını yerleştirdi. Onlarla insanları dejenere etmeye, kavgacı ve kindar, sevgisiz yapmaya, birbirlerine gizlice düşman yapmaya çalışan bir kahpe sistem. Yani akılsız bir sistem. Bunlara karşı da mücadele edecek bir güçten bahsediyor Cenab-ı Allah. Kendi yarattığı güç. O da Mehdiyet'tir. Şu an Mehdiyet'le Deccaliyet'in kıran kırana bir mücadelesi var. Bak, Deccal Türkiye'ye saldıracaktı. Türk ordusu aslan gibi üstlerine çöktü. Sınır boyuna hazırlandılar. Deccal saldıracaktı. Fiilen. Derdi Mehdiyet. Bu vatandan dini imanı kaldırmak amacı. Onun için de Müslüman görünümlü kaşarları devreye sokuyorlar. Veyahut işte sol adı altında ama solla alakası olmayan azılı kaşarları, böyle gözü dönmüş, sevgisiz, merhametsiz, kahpe insanları devreye sokarak insanlara sevgisizliği, merhametsizliği, acımasızlığı öğretmeye çalışıyorlar. İdi ama şu an nasıl debeleniyorlar görüyorsunuz. Bunları düzelteceğiz. İnşallah. Eğitimle, ilimle, irfanla inşallah. Evet, dinliyorum. Adana'ya biraz önceki Avusturya'daki dağıtımla ilgili dünyanın birçok bölgesinde buna benzer çalışmalar yapıyor.